Yıl 1918. Büyük Savaş bitmiş ve başkent İstanbul'da işgal kuvvetlerinin varlığı manevi çöküntü yaratmıştı. Böyle bir ortamda işgalcilerin hakaretine uğrayan maliye memuru Nuri Bey istifa etti ve elinde kalan az parasıyla bir iş kurmak istedi. Bir gün Tahtakale'den geçerken gözüne bir sigara kağıdı ilanı ilişti. Kapağında silahına dayanmış Yunan askerinin bulunduğu ilanı görünce hangi işi yapacağını bulmuştu. İstanbul'un işgal altında olduğu bu zamanda cebindeki 50 lirası ile bir sigara kağıdı imalathanesi kurdu. 3,5 yıl sonra gerçekleşecek ideali önceden görür gibi dükkanın kapısına Türk Zaferi sigara kağıdı yazdı. Nuri Bey'in sermayesi olan 50 lira, milli mücadele sırasında kapış kapış giden Türk Zaferi sigaralarıyla 3,5 yılda 80 bin lirayı aştı. Artık savaş bitmiş, Türk Zaferi sağlanmıştı. Büyük Savaş ve Kurtuluş Savaşı derken ülke harap ve yıkık bir durumdaydı. Nuri Bey sigara kağıdından kazandığı para ile ülkeyi kalkındıracak yeni işlerin peşindeydi. 1926 yılında Samsun-Sivas tren hattını inşa eden Regi Chenassot adındaki Fransız şirketin mukavelesi feshedildi. Nuri Bey beklediği fırsatı bulmuş ve işte benim işim demişti. Sadece bu hat ile kalmadı demiryolu işi. Gaziantep-Diyarbakır, Afyon-Antalya, Sivas-Erzurum derken 10. yıl marşına ilham olacak Mustafa Kemal'den Demir Ağa soy ismini alacak kadar tam 1012 kilometre demir ağlarla ördü Anadolu'yu. Ama 1931 yılında aklına öyle bir fikir geldi ki çok geçmeden adını hayalpereste çıkarttı. İstanbul Boğazı'nda Ahırkapı'dan Salacağa uzanacak 2560 metre uzunluğunda bir boğaz köprüsü projesiydi bu. Üzerinden bir de tren yolu geçecekti. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü yapan firmayla ve ABD'nin en büyük çelik fabrikası Bedlam Steel Company ile prensipte anlaştı. 11 milyon liraya 3,5 yılda bu köprüyü yapacağını vaat etti. Ama Ankara'nın kafası bu işe yatmadı. Nuri Bey'in Türkiye'yi kalkındırma çabası bitmemişti. 1933 yılında yeni bir fikirle devletin kapısını çaldı. Keban Barajı projesini hazırladı. Ancak devletin bu hayali ciddiye almasına ise daha 33 yıl vardı. Nuri Bey yeryüzünde yaptığı bu işleri bir başlangıç olarak kabul etmiş ve artık gözlerini göklere çevirmişti. Vaktiyle Osmanlı 20-30 bin akıncı ile Macar Ovalarını alt üst ederlermiş. Nuri Demirağ'a göre o dönemin akıncıları tayyarelerdi. O halde 20-30 bin akıncıyı kanatlandırmak icap etmekteydi. Bu düşüncesini 1936'da gerçekleştirdi ve bugün Beşiktaş Deniz Müzesi'nin olduğu yere tayyare atölyesini inşa etti. Orada ilk yerli uçak kendi isminin baş harfleri olan Nude-36 üretildi. Fakat tüm bu havacılık faaliyetlerinin önünde bir engel vardı. Türkiye hala gelişmiş bir ülke değildi ve uçakları uçuracak bir pisti de yoktu. Yeşilköy'den 1559 dönüm genişliğinde bir çiftlik arazisi satın aldı ve dönemin en modern havalimanlarından biri olan Amsterdam Havalimanı'nın bir benzerini inşa etti. Memleketi Divriye'ye kurmak istediği gökokulunu da Yeşilköy'e yapmaya karar verdi. 26 Temmuz 1940 günkü havalimanı açılışında önemli bir konuk vardı. Milli Şef İnönü açılışa katılmıştı. İnönü, havaalanını ve gökokulunu Nuri Demirağ ile gezdi ve sonra Demirağ'ın odasına geçti. İkili arasında geçen diyalog Nuri Bey için rüzgarın ters döneceğinin bir işaretiydi. Dönemin gökokulu öğrencilerinden Kemal Uras'ın babasına yazdığı mektuba göre İnönü Demirağ'a neden devletle ortak çalışmadığını sordu. Demirağ ise bürokratlarının rüşvet istediğini söyledi. İnönü ispat isteyince Demirağ evrakları getirmek üzere yazıhanesine gitti. İnönü yanındakilere döndü ve zenginliği başını döndürdü. Havaalanını istimlak edin, uçakları sattırmayın dedi. Nuri Bey geri döndüğünde kapıda karşılaştılar. İnönü hiçbir şey söylemeden çıktı ve otomobiline bindi. Nuri Demirağ yalnızca projeler üretmiyor, tanıtımına da önem veriyordu. Arada bir İstanbul semalarında uçuş gösterileri düzenliyor, bu gösteriler halkın oldukça ilgisini çekiyordu. Gösterileri izlemek için gelenlerin arasında ABD'nin en ünlü hava okullarından profesörler de vardı. 1943 yılında Nuri Bey'in şirketi Türk Hava Kurumu'ndan siparişi verilen uçakları tamamladı. İspanya ve Mısır'dan verilen siparişlerde üretim bekliyordu. Türk Hava Kurumu deneme uçuşlarının Eskişehir'de yapılması için ısrar etti. Fazla uçuş tecrübesi olmayan başmühendis Selahattin Alan uçağı kendisi Eskişehir'e götürmek isteyince önce Nuri Bey karşı çıktı. Israrlarla Nuri Bey'i dinlemeyen Selahattin Alan Eskişehir Havaalanı'na uçuş yaptı ancak havaalanının kenarındaki hendeyi fark etmeyince çakılıp hayatını kaybetti. Ertesi günkü gazeteler Nuri Bey'de şok etkisi yarattı. Türk Hava Kurumu, Savunma Bakanlığı'nın uçaklara verdiği olur raporuna ve kazanın pilotaj hatası sebebiyle gerçekleştiği bilgisine rağmen uçakları satın almaktan vazgeçtiğini açıklıyordu. Nuri Bey çok sinirlenmişti. Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdi. Ancak yargı onu değil, devletin tarafını tercih ederek olumsuz karar verdi. Nuri Bey bir anda her şeyini kaybetti. Borcunun tahsili için Yeşilköy Havaalanı metrekaresi 1,5 kuruştan istimlak edildi. Devlet, gökokulu ve atölyelere el koydu. Nuri Bey pes etmedi.
ilki tamamı yerli üretim olan Nude-38 uçağını üretti. Uçakla Ankara'ya uçtu. Çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı olan Nude-38, devletin müdahalesiyle Türkiye'de ses getiremedi. Ancak uçak yurt dışında büyük ilgi gördü. Uçak, 1944 yılında Uluslararası Havacılık Yolcu Uçakları klasmanında A sınıfına alındı. Nuri Demirağ'a göre siyaset işlerine müdahale ediyordu. Çözüm belki de kendisinin siyasete müdahale etmesiydi. 1945 yılında çok partili hayata geçişteki ilk partiyi Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. CHP'nin altı okuna karşılık YÖK okulundan mezun olan gençlere ettirdiği yemindeki altı kanadı çıkarttı. Zorunlu askerliği kaldırmayı, Cumhurbaşkanını ABD'deki gibi halka seçtirmeyi, ekonomide serbest teşebbüse müdahaleyi ortadan kaldıracağını vaat etti. Gazetelerin ilgisizliğine bir çözüm buldu ve 100 bin satacak bir gazete için bir matbaa satın aldı. Parti propagandası için ilk özel radyoyu kurmaya çalıştı ancak izin alamadı. Bugün Amerika ve Avrupa'da oldukça popüler olan bir yolla Ziya Şakir'e kendi hayat hikayesini yazdırdı. Kitap olarak yayınlatıp dağıttı. Nuri Demirağ Kimdir adlı kitap oldukça ilgi gördü. Nuri Bey'in siyasi hayatı 1954 seçimlerinde bir başka boyuta ilerledi. Demokrat Parti listelerinden bağımsız aday oldu ve meclise girdi. Rüşvet alanlara büyük ceza getirilmesini isteyen yasa önerisini meclise sundu. Çölleşme, tarım ve hayvancılıkta gerileme, enerji, barajlar, köprüler, limanlar, körfezler, uluslararası işbirliği ve dayanışmalar meclis kürsüsünden aktarmaya çalıştığı gerçeklerden kimileriydi. Nuri Bey, 13 Kasım 1957 günü ilerleyen şeker hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Bir işaretimle 150 uçak uçuracağım dediği Yeşilköy'deki havaalanı sonradan Uluslararası Atatürk Havaalanı oldu. Ancak Nuri Bey'in ismi 2012'de hemşerilerinin büyük ısrarı sonucu Sivas'taki havaalanına zorluklar edildi. Nuri Demirağ bir sigara kağıdından yarattığı tayyarelerle, bir çiftlikten meydana getirdiği gökokulu ve havaalanıyla adını girişimcilik tarihine altın harflerle yazdırdı.